şekilde verilen diktaresel silindir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım arkadaşlar, tek tek seçenekleri inceleyelim sizlerle beraber. Taban çevresinin uzunluğu 18 pi santimetredir demiş. Şimdi çapı, taban çapı 6 olarak verilmiş arkadaşlar. O zaman yarı çapı 3 olur. Taban çevresi 2 pi r olduğundan 2 çarpı pi çarpı 3'ten 6 pi olur. 18 pi dediğine göre bu yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Taban yarıçapının uzunluğu 4 cm, hacmi 240 cm3 olan dik dairesel silindirin açınımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. 240 eşittir. Taban alanı pi r kare. Pi 3 aldım. R kare 4 kare çarpı yüksekliği h. 240 eşittir. 3 çarpı 16, 48 çarpı h'den h eşittir 5 olur. Şimdi arkadaşlar, yüksekliği 5 olacak. Bir de taban çevresini hesaplayalım. Taban çevresi eşittir 2 pi r'si 4'tü. O da 24 oldu. Yani yan yüzü bir dikdörtgen olduğundan bu dikdörtgenin bir kenarı 24, bir kenarının 5 olması gerekiyor. O halde sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Taban alanı 12 pi santimetre kare olan dik dairesel silindirin hacmi 96 pi santimetre küptür. Buna göre dik dairesel silindirin yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi bir dik dairesel silindirimiz var arkadaşlar. Taban yarıçapına r diyorum. Yüksekliğine h diyorum. Taban alanı pi r kare eşittir 12 pi. O halde r kare eşittir 12. R eşittir karekök 12'den 2 kök 3 olur arkadaşlar. Hacim neydi? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h. Pi çarpı r kare, r kare 12 idi, çarpı yüksekliği bilmiyorum, eşittir hacim 96 pi. Pi'ler sadeleşti. H eşittir 96 bölü 12'den 8 olur arkadaşlar. Yüksekliği 8, taban yarıçapı 2 kök 3 oldu. Yükseklik soruluyordu bize. 8 bulduğumuza göre doğru cevap B seçeneğidir. Tabloda taban yarıçaplarının uzunlukları ve yükseklikleri verilen dik dairesel silindirlerin hacimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, prizmaların hacimleri taban alanı çarpı yüksekliktir. Silindir de bir prizma olduğuna göre hacmi taban alanı çarpı yükseklikten pi r kare h'dir. Pi r kare çarpı h. Şimdi A'nın hacmine bakalım. Pi r kare çarpı h'den 16 pi yapar. B'nin hacmine bakalım. Pi r kare çarpı h'den 27 pi yaptı. C'nin hacmi de pi r kare çarpı h'den 32 pi yaptı. Yani küçükten büyüğe a, b, c olacağından doğru cevap A seçeneğidir. Yan yüz alanı 72 santimetre kare olan bir dik dairesel silindirin yüksekliği h ve taban yarıçapı uzunluğu r, aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi yan yüz alanı arkadaşlar, yanal alan diyoruz biz ona. Taban çevresi 2, pi'yi 3 alıyorum, r çarpı yüksekliktir. Şimdi bu 72'ymiş. 6 çarpı r çarpı h'den 12 eşittir r çarpı h olur. Şimdi 1 çarpı 12'den 12 olabilir. 3 çarpı 4'ten 12 olabilir. 2 çarpı 6'dan 12 olabilir. 4 çarpı 5 20 yapar. Olmaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindir şeklindeki su deposunun %60'ı su ile doludur. Buna göre depodan kaç metreküp su boşaltılırsa deponun 1 bölü 2'si boş kalır. Şimdi bakalım içindeki su ne kadar arkadaşlar? Hacim taban alanı çarpı yükseklikti ve su diyelim. Taban alanı pi 3 aldım. R kare r'si 4 çarpı yükseklik 15.
16 çarpı 3 48 çarpı 15 720 metreküp arkadaşlar. Şimdi 720 metreküp %60'a denk geliyor. Neyin %60'ıdır diye bakalım arkadaşlar. 6'ya böldüm 1, 120. Buradan x 1200. Tamamı 1200 demektir. 1 bölü 2'si boş kalacaksa 1 bölü 2'si dolu olacak. 1200'ü 2'ye bölersen demek ki içinde 600 kalmasını istiyoruz. Toplam 720 idi. O zaman 120'sini boşaltmalıyız. Doğru cevap D seçeneğidir. Yarıçapının uzunluğu yüksekliğinin yarısına eşit olan dikdairesel silindir tabanına dik veya tabanına paralel şekilde kesildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilemez? Şimdi arkadaşlar, tabanına paralel kesilecek olursa bir daire elde ederiz. Tabana dik şekilde kesilecek olursa bu durumda da arkadaşlar burada bir dikdörtgen meydana gelecektir. Yüksekliği yarıçapının iki katına eşit olduğuna göre arkadaşlar şimdi burası 2R iken burası da 2R olacağında bunu aynı zamanda kare olarak da ifade edebiliriz. Her kare bir dikdörtgendir zaten. Ama üçgen elde etme şansımız olmadığı için sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Ölçüleri verilen dikdairesel silindir biçimindeki boya rulosu iki tamdır döndürüldüğünde en fazla kaç santimetre karelik alanı boyamış olur? Şimdi arkadaşlar yan yüzeyi kadar bir alan boyayacaktır. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikti. Yüksekliği 15. Taban yarıçapı 3 olduğuna göre taban çevresi 2 pi'yi 3 alıyorum. 2 pi r çarpı yüksekliği 15. Bu da 18 çarpı 15 yapar. O da 270'tir. 2 tur atacağına göre toplam 540 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Açınımı verilen dikdairesel silindirde boyalı bölgenin alanı 48 santimetre karedir. Buna göre taban yarıçap uzunluğu 3 santimetre olan dikdairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar şurası taban çevresine eşit. O da 2 pi'yi 3 aldım. R'si 3. Burası 18. Boyalı bölgenin alanı 48. Buraya H diyorum. 18 çarpı H eşittir 48'den. H eşittir. 3'e böldüm 16. 3'e böldüm 6. 2'ye böldüm arkadaşlar. 8 bölü 3 oldu. Şimdi hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi r kare. Pi r kare çarpı yüksekliği de 8 bölü 3 bulduk. Bu üçler sadeleşti. 9 kere 8'den hacim 72 santimetre küp yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde taban yarıçapının uzunluğu 3 santimetre ve yüksekliği 24 santimetre olan dik dairesel silindirin A noktasında bulunan karınca silindirin yanal yüzeyinden dolanarak en kısa yoldan B noktasına ulaşıyor. Buna göre karıncanın aldığı yol kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar yan yüzey üzerinden hareket edecektir. Yan yüzeyi, bir silindirin yan yüzeyi nedir? Bir dikdörtgendir. Bu tarafı 24, diğer kenarı da taban çevresine eşit. Tabanın yarıçapı 3, taban çevresi 2 pi, pi'yi 3 alıyorum, r. Buradan ne olur? 18 olur. Burası da 18. Şimdi ne yapacak arkadaşlar bu? Buradan buraya gidecek. Çünkü katladığım zaman bu köşeyle bu köşe çakışıyor, değil mi arkadaşlar? Demek ki etrafından dolaşırken aslında bu dikdörtgenin bir köşegeni kadar yol alacaktır. En kısa yoldan gitmek isterse. Şimdi arkadaşlar burada Pisagor bağıntısından bu uzunluğa x dersem x'i bulabilirim. Ama burada bir özel üçgen var. 3'ün 6 katı bakın. 24, 4'ün 6 katı. 3, 4, 5 üçgeninde 3 kat, 4 kat, 5 kat dersek bu da 5'in 6 katından 30 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.
Taban yarıçapının uzunluğu 4 birim ve yüksekliği 10 birim olan aşağıdaki dik dairesel silindir su ile doludur. Bu silindir tabanı düzlem ile 45 derecelik açı yapacak şekilde eğilmiş ve içindeki suyun bir kısmı dökülmüştür. Buna göre son durumda dökülen su miktarı kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar taban yarıçapı 4. O zaman çapı 8 yapar. Şöyle. Yüksekliği 10 olarak verilmiş. Burası 45, 90 burası 45 olacak. Z'den burası 45 olur. Burası 45. Bakın ikizkenarda üçgen oldu. O zaman bu 8 oldu. Buraya 2 kaldı. Tamamı 10'du. Şimdi şurası bir silindir şekli arkadaşlar. Yani yarısı döküldü, yarısı dökülmedi. Yani şu silindirin yarısı kadar su dökülmüştür. Şimdi bu silindirin taban yarıçapı 4, yüksekliği 8. Hacmi pi 3 r kare çarpı yükseklik. Bunun yarısı döküldü. Buradan 16 çarpı 4, 64 çarpı 3, 192 birim küp olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.